Vallahi bıktım gerçekten her şeyden. Seyran'ın derdi ayrı, Ferit'in derdi ayrı. Bitmiyor yani. Bin dert oldu başımda. Kocam da işe yaramazın teki zaten. Yüzüm hiç gülmüyor Saffet. Dedim ama ben sana. Atlanıp eşeğe binmişsin dedim ama Suna. Vallahi haklıymışsın. Ne diyeyim? Zaten benim seninle konuşmam gereken başka şeyler de var. Tamam Suna. Görüşelim işte. Olmaz mı? Ama sen şimdi yani Seyran istemiyor bizim görüşmemizi. Sen şimdi gidip Tarık'a söylersen o da Seyran'a söyler. Sonra çok kötü olur. Söylemem söylemem. Hiç kimseye söylemem. Sen merak etme. Ah, Yunus gördüm şans. Hoş geldin. Hoş geldin Sinan. Al bak sana ne aldım. Ah be sonunda. Sonunda sana bu çiçeği verebildim. Suna ne güzel ya sen. Sen böyle kendi isteğinle bana geldin. Değil mi? Ben hiçbir zaman sana kendi isteğimle gelmedim Saffet. Nasıl anlamadım. Biri senin zorla buraya gelmeni mi söyledi? Nasıl ya kim? Ya biri bizim ilişkimize destek mi veriyor? Bizim bir ilişkimiz yok Saffet. Hiçbir zaman da olmadı. Ben çaresizliğimden sustum. Kimsesizliğimden mecbur kaldım seninle evlenmeye. Kılıç. Suna. Nasıl söylersin ya bunu ben? Sana kötü ne yaptım ki ben? Bir şey yapmadım ki ben sana. Sen bunları nasıl söylersin? Bana hiç acımıyor musun? Acımıyorum. Çünkü senin kafan sen istediğinde zehir gibi çalışıyor Saffet. Sen istediğin zaman gayet her şeyi anlayabiliyorsun. Benim seni sevmediğimi, istemediğimi, zorla evlendirildiğimi biliyordun. Ama umursamadın. Çünkü beni insan gibi görmedin. Benim duygularımı, korkularımı, endişelerimi umursamadın, görmezden geldin. Ama artık benim hayatımda duygularımı gören biri var. Nasıl ya? Nasıl? Siz yine bana tuzak mı kurdunuz? Nasıl insanlarsınız siz? Suna insan insana bunu yapar mı ya? Sen duyguları olan bir insan değilsin ki Saffet. Sen içgüdüleri olan bir hayvansın sadece. Gel gel. Korkma çok yanını acıtmayacak. Alın hadi. Göstereceğim size yürünüzü. Hepinize göstereceğim. Abime söyleyeceğim sizi. Abime söyleyeceğim sizi.